Neden erteliyoruz? 2006 yılında iki Harvard profesörü neden işleri daha sonraya bıraktığımıza ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sonuçları iyi olsa bile yapmamız gereken işleri neden hep sonraya erteleriz? Bu soruya cevap vermek için iki profesör, Todd Rogers ve Max Buzerman bir çalışma yürüttüler. Katılımcılara maaşlarının %2'sinin tasarruf hesabına aktarıldığı bir tasarruf planına kayıt olmak isteyip istemeyeceklerini sormuşlar. Hemen hemen her katılımcı para biriktirmenin iyi bir fikir olduğunu belirtmiş. Ancak davranışları aksini söylemiştir. Sorunun bir versiyonunda katılımcılara tasarruf planına mümkün olan en kısa sürede katılıp katılmayacakları soruldu. Bu senaryoda katılımcıların sadece %30'u plana katılmayı kabul etti. Sorunun diğer versiyonunda katılımcılara tasarruf planına uzak gelecekte bugünden itibaren 1 yıl içinde katılıp katılmayacakları soruldu. Bu senaryoda katılımcıların %77'si plana katılmayı kabul etti. Zaman çizelgesi neden cevaplarını bu kadar değiştirmişti? Görünen o ki, bu küçük deney neden davranışlarımızı ertelediğimize dair bize birçok şey söyleyecek. Şimdiki kendimizi çok fazla önemseme ve gelecekteki kendimizi yeteri kadar önemsememe eğilimindeyizdir. Seçimlerimizin maliyeti görünür olana kadar şimdinin faydalarını daha fazla dikkate alırız. Örneğin çikolata yemenin sonucu bellidir. Haz duygusu ve spor yapmaktan kaçmanın maliyeti aylar sonra anlaşılır. Bütün para harcamanın sonucu bellidir. Yeni bir iPhone ve emeklilik için yatırım yapmayı unutmanın maliyeti ancak yıllar sonra anlaşılır. Engellenmeyen fosil yakıt kullanımının sonucu bellidir. Daha fazla enerji, daha fazla ısı, daha fazla elektrik ve iklim değişikliğinin maliyeti ancak yıllar sonra anlaşılır. Ancak bu tür problemleri uzak gelecekte düşünürsek seçimlerimiz değişir. Bir yılda aşırı kilolu olmak ve donutları yemek mi istersiniz? Yoksa sağlıklı olmak ve düzenli aralıklarla spor yapmak mı istersiniz? Uzun vadede seçim yapmak kolaydır. Ancak bugün seçim yapmanız gerekirse uzun vadeli maliyetleri önemsemeyiz ve verimsiz davranışların faydalarına fazla değer veririz. Davranışsal ekonomistler bu konsepti zaman uyumsuzluğu olarak tanımlıyor. Çünkü geleceği düşündüğümüzde uzun vadeli faydalara neden olacak seçimler yapmak istiyoruz. Ancak bugünü düşündüğümüz zaman kısa vadeli faydalara neden olacak seçimler yapmak istiyoruz. Buna şimdiki size karşılık gelecekteki siz problemi diyebilirsiniz. Gelecekteki siz uzun vadede en büyük faydalara neden olacak şeyleri yapması gerektiğini bilirken, şimdiki siz şu anda faydalara neden olacak şeylere fazla değer yükleme eğilimindedir. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Ertelemeleri hayatınızdan çıkarmak ve daha doğru uzun vadeli seçimler yapmak istiyorsanız, o zaman şu anki kendinizin gelecekteki kendiniz için en iyi şekilde hareket etmesi gerekir. 3 temel seçeneğimiz var. Uzun vadeli davranışların ödüllerini daha çabuk hale getirmek, ertelemelerin maliyetlerini daha çabuk hale getirmek, erteleme tetikleyicilerini ortamınızdan uzaklaştırmak. Hadi hepsini gözden geçirelim. 1. Uzun vadeli davranışların ödüllerini daha çabuk hale getirmek. Erteleme nedenimiz zihnimizin hızlı faydalar almak istemesidir. Uzun vadeli seçimlerin faydalarını çabuklaştırmanın bir yolunu bulursak ertelemeyi engellemek de kolaylaşır. Bunu yapmanın yollarından biri de gelecekteki sizin hoşuna gidecek faydaları hayal etmektir. Kilo verirseniz hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Şimdiden para biriktirmenin geleceğiniz için neden bu kadar önemli olduğunu düşünün. Geleceğin sonucunu şimdiymiş gibi düşünün. 2. Ertelemelerin maliyetlerini daha çabuk hale getirmek. Size ertelemelerin maliyetlerini sonradansa daha çabuk ödemeye zorlayan bir sürü yol vardır. Örneğin tek başınıza yapacağınız için sporu bir sonraki haftaya ertelemek hayatınızı çok fazla etkilemez. Sadece bir kez gitmediğiniz için sağlığınız kısa sürede bozulmaz. Haftalarca ve hatta aylarca tembel davranırsanız ertelemenin maliyeti acı verici olur. Ancak bir sonraki pazartesi sabah 7'de arkadaşınızla birlikte spora gideceğinize dair kararlı olursanız sporu ertelemenin maliyeti çok daha çabuk olur. 3. Erteleme tetikleyicilerini ortamınızdan uzaklaştırmak. Davranışı değiştirmenin en güçlü yolu ortam değiştirmektir. Bunun doğruluğunu değerlendirmek için tahminlere dayanan sonuçlara gerek yok. Normal durumda sebze yemek yerine kurabiye yemeği tercih edebilirsiniz. Etrafınızda daha iyi seçenekler olursa doğru tercih yapmak daha kolay hale gelir. Dikkatinizi dağıtan şeyleri ortamınızdan uzaklaştırın ve daha iyi seçenek olduğu bir ortam yaratın. Bir adım ileriye gitmek ister misiniz? Ortamınıza iyi davranışları harekete geçiren tetikleyiciler koyun. Her gün yüzlerce minik kararla karşılaşırız. Kolay yolu seçmek ve anında memnun olmak veya şeytana uymamak için uzun vadeli davranışlar sergilemek gibi bir hakkınız var. Bu günlük seçimler gerçekliliğimizi tanımlar. Engellediğimiz dikkat dağıtıcılar başarı için kapasitemizi belirler.